Merhaba arkadaşlar, bugün kendi kütüphanemizi nasıl yazabiliriz? Sanırım 30. ders. Bu dersi görelim, yine devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten şu ana kadar gördüklerimizle ilgili en azından ufak tefek bir şey yapacağız. Mesela ben burada J koordinatlı JS yaptım, bir dersinde göstermişim. Ve bu seriye de arkadaşlar, hani JavaScript öğrenenler için bu dersin bu listede, bu seride olması gerektiğini düşünüyorum. En azından yarın bugün kendiniz bir framework ve kütüphane yazdığınızda, yani yazılmış bir jQuery kütüphanesi var, o nasıl yazılmış, en azından ona benzer bir mantıkla yapalım. Hani ona bugün bildiğiniz gibi arkadaşlar, ben jQuery.js'yi açtım, script.js HTML tarafında önce jQuery, sonra mesela atıyorum buraya da arkadaşlar script.js ve id'si my input olan bir tekstim var. Şimdi başlayalım arkadaşlar. jQuery'de bildiğiniz gibi function diyelim, function diyelim. Dolar adlı bir metodum olsun. Dolar adlı bir fonksiyonum olsun. Bu arada fare şey olmadığı için maalesef sıkıntı oluyor. Atıyorum arkadaşlar, this diyorum. This diyorum, function diyorum. Atıyorum mesela HTML adlı bir fonksiyonum olsun. Ve function bu ne işlem yapacak? Bunun içeriğini biz yazıyoruz. Şu anda atıyorum alert dedi. Ve merhaba, işte burası HTML metodu. Buradaki this arkadaşlar bu fonksiyon içindeki anlamına geliyor. En sonunda fonksiyonun sonunda da return this'i arkadaşlar biz döndüreceğiz. Yani artık bunu döndüreceğiz. Şimdi burada dikkat edersen önce jQuery eklemişim, sonra script eklemişim. Burada isterseniz hani bir deneme amaçlı dolar fonksiyonumuzun içindeki HTML metodunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım bize nasıl bir sonuç verecek. Burada bakalım arkadaşlar. Bakın burası, merhaba burası HTML metodu dedi. Çok güzel değil mi? Ben bunu mesela örneği atıyorum. Ben buraya bir ID göndersem herhangi bir sıkıntı olur mu? Herhangi bir sıkıntı olmaz. Geliyorum. Zaten ben burada bir parametre atıyorum. Atıyorum burası selektör olsun. İsterseniz mesela bu selektörü arkadaşlar ben burada bir döndüreyim. Değil mi? Yani alert olarak bir verim. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım nasıl olacak. Bakın ID'yi gönderdim. Çok güzel o zaman. Ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Ben this diyorum. This element diyorum. Yani this element artık çoklu için arkadaşlar ilerideki dersimizde yaparız. Mesela for each ile call metodu içinde element seçme. Burada artık ne fonksiyondan gelen dolar metoduna gelen selektörü aldık. Atıyorum arkadaşlar. Mesela bunun içeriğini değiştireceğiz değil mi? Artık this element nokta inner html ile atıyorum arkadaşlar. Ne yazacağız? Buraya mesela diyelim merhaba yazılım severler. Yazılım severler dedi. Ctrl S yaptık. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi nereye yazdıracak? Bakın dik selektörü gönderdim. Dikkat ederseniz ben ondan sonra elementi seçtim ve this element dedim. Inner HTML. Artık burada elementimiz neydi? Burada gönderdim işte. Bakalım arkadaşlar. Burada atıyorum. Ben burayı bir siliyorum. Burada id'si alan olan bir div açıyorum. Burada arkadaşlar maalesef fare kayboldu. Bir türlü kodlarımızı da ben büyütemiyorum. Normalde kontrol mouse yardımıyla büyütüyorum ama bir türlü olmadı. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım arkadaşlar hala neden böyle bir problem. Buton da isterseniz bir buton kalsın arkadaşlar. Buton kalsın. Butonda sıkıntı yok. Burada id'si neydi? id'si alan olan bir divimize HTML metodu ne yapacak? Merhaba yazılım severler yazacak değil mi? Şimdi Ctrl Shift R ile arkadaşlar ön belleği de silelim ve konsolda açalım. Bakın merhaba yazılım severler. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar ne yaptı? ID'si alan olan div'e HTML yazdırdı. Şimdi burada benim istediğimi yazsın. Örneğin ne yazsın? Burası I love you desin. I love you and will marry me mesela. Hani ben seni seviyorum, benimle evlenir mi gibisin bir şey yazsın. Burada bakın dikkat ederseniz ben HTML içinde arkadaşlar bir parametre gönderdim. Bu hepsi bir parametre. Geliyorum HTML metodundaki
Bu da artık kesinlikle SEGA. Örnek atıyorum, burası A ya da content diye. Bakın content HTML de diyebilirsin. Content HTML de diyebilirsin. Ya da A diyebilirsin. Tamamen parametre ismi size kalmış. Artık ben geliyorum. Parametreden artık ne geliyorsa ben buraya yazdırmasını söyledim. Bir sayfamızı yenilelim. Bir bakalım ne olacak. Bakın I love you and will marry me. Bir bakalım. İstersen burada hani element kısmında da bunu net görebiliriz. Bakın yazdığını görmek için. Bakın ID'si alan olan I love you and will marry me falan yazmış. Çok güzel değil mi? Hani böyle bir şey. Peki ben bunu mesela atıyorum. Buton tıklandığı anda olmasını gerçekleştiriyorum. Atıyorum işte şu anda bir buton yazıyorum. Bir buton oluşturmuştuk. Ben atıyorum on metodum olsun ya da event olsun, tamamen size kalmış arkadaşlar. Hani biz jQuery esinlenerek yapalım. On diyorum mesela, click diyorum. Burada da bir fonksiyon yazıyorum. Şimdi ben buraya açıklayacağım. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bakın dikkat ederseniz burada bir on metodu var değil mi? Bir tane burada parametre var. Bir tane de buna bir parametre var. Toplamda iki. Birinci parametre olay gösteriyor. İkinci parametre de callback'ı gösteriyor. Şimdi istersen bunu yorum satır haline getirelim. Bunu olay yapalım. Yani butona tıklandığında alertlesin. Merhaba döndersin. Şimdi dikkat edersen bunu çok kolay yapabiliriz arkadaşlar. Bu ikinci parametre bizi biraz yoran bu olay. Yani bunu nasıl yapacağız? Şimdi gelelim diz diyorum, bakın. Benim metodumun ismi ne arkadaşlar? Dolar metodunun içinde benim 10 adlı bir metodum varmış. Ben geliyorum. Burada bir tane daha diz diyorum. Diz. Bakın diz 10. Ben geliyorum. Metodumu oluşturdum. Function diyorum. Örneğin atıyorum. Mesela alert desin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desin. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın ön tarafta zaten ben bunu çalıştırmışım. Bakın sayfamızı yenileyelim. Bakalım ne olacak. Bakın bize alert 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdi. Yani bu fonksiyon çalıştı. Ben yani click olduğunda bunun tetiklenmesini istiyorum. Peki nasıl yapabilirim? Çok basit. Gerçekten çok basit. Ben elementime ulaşmıştım ya. This element değil mi? This element. Bakın köşeli parantez arkadaşlar. 10 diyorum. Artı olayı bilmiyorum. Ben buraya atıyorum. Gelen bir olay var değil mi? Onu buraya yazıyorum. 10 olay. Bunu nasıl yaptığımı birazdan size göstereceğim. İkinci parametrem var değil mi? Bir tane fonksiyonum vardı. O da benim callback'imdi. Hatta callback değil mi? Callback'imdi. Atıyorum. Onu da ben buraya yazdım. Callback yazdım. Ve bir bakalım arkadaşlar. Yani butona tıklandığında bakalım alert merhaba verecek mi? Bir bakalım. Sayfamızı yenileyelim. Tıkla dediğimizde bakın bana alert merhaba dedi. Çok güzel değil mi? Hani en azından aşağı yukarı aşağı yukarı olay çözdük sayılır. Burada peki neden 10 olay yaptım? Bunu da şöyle yapayım arkadaşlar. JavaScript'te mesela hani mesela bir objenin ismi var. Obje atıyorum A nokta D, A atıyorum bu dil olsun. Değil mi? Bu eğer bu at dinamik gelirse arkadaşlar atıyorum var değer at olsaydı bu. Ben gene obje nokta değer şeklinde mi dolu yapacaktım arkadaşlar? Hayır, değil mi? O zaman ben bunu bu dinamik olduğu için ben bunu köşe obje köşeli parantez arkadaşlar bu şekilde yapabilirim. Bunun sonucu neydi? Bunun sonucu gen arkadaşlar bunu bana verecektir. Yani dikkat ediniz. Çünkü eğer objelerle çalışırken yani bu tamam mesela hani element atıyorum 10 click de değil mi? 10 click dedi. Atıyorum bir callback çalıştıracak ya. Bu callback fonksiyonu yazdıracak. Siz eğer bu 10 click dinamik ise mesela burada olay yazabilirsiniz. Anlatabildim mi? Artık burada olay eşittir. 10 click dediğimde arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmaz. Demek istediğimi anladın mı arkadaşlar? Burada dinamik geldiği için ben böyle bir olay yaptım. Yani mesela buraya olay yazmış ya birinci parametre. Dikkat edersen birinci parametre click yazmış. Ben geldim. Ne yaptım? Function on olay ya da at event listener da yapabilirsiniz. And olay dedim. Callback'i çalıştırdım. Bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten hani bu mantıkla gidebilirsiniz. Mesela atıyorum
Biz iki tane metodumuzu yazmıştık değil mi? Bakın bir on metodu bir de HTML metodu yazmıştık. Ders.html'e gelin. Mesela ID'si alan olan videoya ne yazırsın? Butona tıklandığında atıyorum buraya. Atıyorum alan olan div'e ne yazırsın? HTML metodumuz var arkadaşlar. Ne yazsın mesela? Dolu abinin yeri yazsın. Dolu abinin yeri yazsın. Kontrol et yapalım. Sayfamızı yenileyelim. Bir bakalım. Bakalım ne olacak. Bakalım. Tıkla dediğimizde bakın o div'e ne yazdı? Dolu abinin yeri yazdı. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Yani burada artık başka bir metot da yazacaksınız. Gene this on diyoruz. Mesela pardon mesela mesela diye bir metodum olsun arkadaşlar. Bu hatta add class ekleyelim. Atıyorum arkadaşlar. Add class diyorum mesela. Burada gene bir fonksiyon yazalım. Değil mi? Hani görmeniz için. Elemente ne ekleyecek? Pardon arkadaşlar. Bu seçtiğimiz elemente ne atacak? Örnek bir class ekleyecek. This element işte class listle pardon. Class listle arkadaşlar. Pardon. Mesela class'ını değiştirecek. Biz class listle ekleyelim. Class list add diyoruz. Burada sonuçta bir parametre gereği. Buraya cname yazalım. Bakın cname yazalım. Buraya artık c nokta pardon cname yazalım. Atıyorum arkadaşlar. Bu ön tarafta bir tane stil oluşturalım. Stil diyelim. Tab tuşuna basalım. Atıyorum red olsun arkadaşlar. Burada background red olsun arkadaşlar. Background red olsun. Çok basit ama olsun. Yani mesela alana red class'ını eklesin arkadaşlar. Burada atıyorum gene mesela dolar alan aldı. Artık add class diyerek değil mi arkadaşlar? Oluşturduğumuz add class cname'di. Cname ne? Red class'ını ekleyeceğiz. Bakalım butona tıkladığımızda içine dolabın yeri yazacak ve class'ına Red'i ekleyecek mi bakalım. Tıkla dediğimizde bakın dolabın yeri ve class'ı ekledi arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Artık nasıl isterseniz bu mantıkla birçok olay yaparsınız. İleride inşallah buna tekrar deneyeceğiz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Tamamen bu size kalmış. İsterse metotların içinde zincirleme metot da çalışabilir. Zincirleme nasıl? Dediğimiz olay bu. Mesela alan nokta işte bunlar tek tek yazacağımızı arkadaşlar. Mesela bunun sonuna bakın bunun sonuna add class yazarak add class mesela red yazalım. Şu anda bakın ne olacak? Birincisini çalıştıracak, ikincisini çalıştırmayacak. Sayfamızı yenileyelim. Bakın dolabın yeri çalıştı ama class çalışmıyor. Bunun için her metodun içinde tekrar dizi döndürebiliriz arkadaşlar. Return biz diyelim. Ve onun içinde de döndürebiliriz. Şu anda gerek yok. Siz hepsine eklersiniz arkadaşlar. Mesela bunda da artık return neydi? This döndürürsünüz. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Bakalım. Tıkla dediğimizde bakın burada bir hata aldık. Bakın arkadaşlar. Dolar is not fonksiyon dedi. Bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Ben onu da size söyleyeceğim. Bakın burada zaten hata olmuş. Ctrl S yapalım. Bakın şimdi herhangi bir hatta vermeyecek. Tıkla dediğimizde bakın iki metodumuz da arkadaşlar çalıştı. Artık siz istediğiniz kadar bu şekilde metot yapabilirsiniz. Bu böyle kalsın arkadaşlar. Bu temel bir mantıktı. İleride zaten biz gene bu tür işlemler yaparız. Nesne yönelimli programa geldiğimizde JavaScript'te daha çok ders göreceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 tane daha ders çekeceğiz. Bakın kendi kütüphanenizi nasıl yazabilirsiniz? En azından basit bir örnek oldu. Bakın artık bu bitti diyelim arkadaşlar değil mi? Ben atıyorum bu bitti. Siz bunu kompres Google'a şu anda internetim yok. Kompres arkadaşlar. JS online yazarsanız bunu artık sıkıştırabilirsiniz. Ve tamamen hazır olmuş olur. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu kadar basit. Kendinize iyi bakınız. Bakın herhangi bir sorunuz varsa alta yazın. Dikkat ediniz. Bunu yaparsın. Bakın tamamen jQuery. Artık örneğin ben bunun mesela mouse over olmasını istiyorum. Yani üstüne geldiğinde atıyorum değil mi arkadaşlar? Sayfamızı yeniledim. Bakın tıklamadım. Üzerine geldim. Ne oldu? O istediğim metot çalıştı. Artık tamamen. Artık burası
size kalmışsa, isterse saatlikle, isterse artık bu olay size kesinlikle size. Mesela bir de hover var arkadaşlar. Hover'ı nasıl yazarsanız o da artık sizin JavaScript bilginiz veya benim derslerimi beklemek zorundasınız. Zorunda derken arkadaşlar öyle zorunluluk yok da bakın Dolu abinin yeri geldi. Tamamen yani dikkat ederseniz biz jQuery örneği yaptık arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Boğazdan mideden yanıyor o yüzden. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.